Arkadaşlar, tren birazdan yola çıkacak. Kocatepe, Transtepe, Sandıkla, İkinova, Karakuyu ve yolculuğu, son yolculuğu Dinar'da olacak. Ve ben Sayın Valimiz konuşurken şöyle bir şey geçirdim içinden. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda Türkiye Cumhuriyeti'de tren yolculuğu çok bir kere kutsal bir yolculuktu. Çünkü bu kadar karayolların olmadığı bir yerde atamızın dediği gibi A4 koldan demir ağlarla ördük biz vatanımızı. O yüzden ben şöyle bir şey düşündüm. Burada Doğu Ekspresi biliyorsunuz birkaç sene önce seferlere başladı ve 3 ay öncesinden yer bulamıyorsunuz. Benim arkadaşlarım ve kendim de gitmek istedim fakat yer bulamadık. Şöyle bir şey ben düşündüm. Sayın Belediye Başkanı, Sayın Valim, TÜRSAF'ta çok çok önemli bu alanda. Buradan Afyon'dan gastronomi treni yapıp Türkiye'nin dört bir yanından Afyon'a gelecek olan insanlar buradan başlayarak gastronomi turuna Afyon Bulgar'dan başlayarak Türkiye'de çeşitli duraklarda bu her tarafta bu lezzetleri tatmak için Afyon bence bir başkent olacağına inanıyorum ben. O yüzden topyekun bu proje için çalışmakta bence fayda var diye düşünüyorum sevgili Bilal Başkanım. Efendim, az evvel de ifade ettiğimiz gibi çok güzel tabii ki menümüz var. Şöyle ufacık bahsetmek istiyorum. İlibada sarması, haşhaşlı, ballı, kaymaklı lokumlar, şurlama köftesi, mini büyütmeler, dana paçık yemeği, tabii ki Afyon dendiği zaman derken bile gerçekten ağzım sulanıyor. Kaymaklı ekmek kadayıfı. Değil mi Sarap ablacığım? Sevgili Sarap Sorsal da aramızda. Türkiye'nin bence çok değerli gastronomi dünyası için çok değerli bir isimsin Sarap ablacığım. Canlı gönülden teşekkür ederim. Afyon'da destek verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Efendim, Kurdele Köyü'nde geçmeden önce gastronomiyi edebiyatla birleştirebiliriz. Farklı coğrafyayla, ziraatla her türlü şeyle birleştirebiliriz. Tabii ki bu güzel ilimizin bir halk oyunları var. O yüzden Zeybek'le efendim Kurdele Töreni'nden önce güzel bir Zeybek oynayacağız. Ondan sonra kurdelemizi kesip ve bu güzel lezzetli yolculuk birazdan başlayacak. Buyurunuz efendim. Evet, bana bunu teşekkür ederim.
saat 14'te Türksat Gastronom Treni lezzetli yolculuğuna başlıyor. Yolcularımızı yavaş yavaş trene alıyoruz ve yarın itibaren Todor Sporları Merkezi'nde Gastro Afyon'a herkesi bekliyoruz. Başkanım, az önce gastronomi treninde uğurladınız. Yarın da gastronomi festivali başlayacak. Duygu ve düşünceleriniz nelerdir efendim? Bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii Afyon 2019 yılında 31 Ekim itibariyle gastronomi şehri ilan edildikten sonra ilimizin yöresel ürünlerini, değerlerini ön plana nasıl çıkarabiliriz diye Sayın Valimizle beraber paydaşlarımız var. Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü, gene Zafer Kalkınma Ajansı, ticaret odamız, esnaflarımızla beraber yöresel ürünlerimizi tanıtalım. Çevre illerden, ülkemizde 3. gastronomi şehriyiz. Çevre illerden ve diğer gastronomi şehirlerinden Afyon'umuza nasıl insanlarımızı, yerli ve yabancı ziyaretçileri getirebiliriz diye bir çalışma gerçekleştirdik. Bu sene dördüncüsünü, gastronomi festivalimizin dördüncüsünü, uluslararası düzeyde de ikincisini gerçekleştiriyoruz. Gerçekten dünyanın hemen hemen her tarafından, Brezilya'dan Kore'ye kadar dünyadaki tanınmış şeflerin bizzat iştirak ettikleri bir festivalimiz. Az önce yine Brezilya'dan misafirlerimiz geldi, Kore'den geldiler. Bu seneki uluslararası festivalimizde bir önceki yıldan daha farklı inşallah olacak. Geniş kapsamlı bir festival olacak. Afyon'u tanıtmaya devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sayın Valim, size hemen dönmek istiyorum. Gerçekten az önce gastronomi trenini uğurladık. Yarın da uluslararası düzeyde gastronomi festivali başlayacak Afyon Karahisar'da. Sizin düşünceleriniz nelerdir efendim? Çok muhteşem bir ortam içerisindeyiz. Gönül isterdi ki bütün Türkiye burada olsun, bu atmosferi hissedebilsin. Gerçekten bandomuzla bu içerisinde birbirinden güzel, kıymetli, yöresel yemeklerimizin bulunduğu trenimizle, gastronomi trenimizle ortam harikaydı bugün. Böyle bir başlangıç vermek festivalimize, Gastro Afyon uluslararası festivalimize çok bence anlamlı oldu. Tabii burada katkısı bulunan hem TÜRSAB'a hem Devlet Demiryollarımıza, belediyemize, üniversitemize, bütün paydaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum öncelikle. Tabii uluslararası alandan gazetecilerimiz, büyükelçilerimiz, yakın zamanda büyükelçilerimiz, basın mensupları burada olacaklar. Bugün de burada gastronomi alanında çalışan profesyonellerden çoğu vardı. Birlikte el birliğiyle hem ülkemizi hem şehrimizi tanıtacak böyle güzel, özgün, farklı projelere inşallah şehir olarak imza atmaya devam edeceğiz. Ama tabii bu festivalin sloganının da hep ben altını çiziyorum. Bizim mutfağımızda önce insan pişer sloganı da aslında bizim mutfak kültürümüzü, bizim bir gastronomi şehri olarak hem Türkiye'deki belki diğer şehirlerden hem de dünyadaki diğer şehirlerden ayrılan kendimize özgü tarafımızı çok güzel belirtiyor. Çünkü Mevleviliğin de biz aynı zamanda ikinci merkeziyiz. Konya'dan sonra gelen bir merkez burası. Dolayısıyla bu ikisinin birlikte olması, birlikte düşünülmesi ve bu şekilde lanse edilmesi, tanıtılması çok kıymetli. Umuyoruz gastronomi kültürünün böyle şehrimizde daha da yer etmesi, daha farklı şekillerde, etkinliklerle anlatılması hem ailece,
birlikte olduğumuz sofraların güçlenmesine diyelim. Hem yemek sofralarında, kahvaltı sofralarında çoluk çocuğumuzla, sevdiklerimizle bir arada olmamızı, hem de sadece bedenimizi değil ruhumuzu da manevi olarak kendimizi de doyurmamıza bir vesile olsun. Buna bir kapı aralasın. Bu vesileyle bütün basın mensuplarımıza da teşekkür ediyorum ilgileri için. Herkesi buraya bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Öğrencilerimiz var mı buraya? Çok güzel.